Evet değerli takipçilerim, şimdi Beko bulaşık makinesi resetleme ile ilgili bilgi vereceğiz. Diyelim ki şu anda makinenizde herhangi bir arıza var. Şu ışıklardan yanıp sönüyor veya cihazınız çalışmıyor. Cihaza nasıl reset atacaksınız? Şimdi şu anda bunlar artık yeni elektronik cihazlar olduğu için eskisi gibi böyle kartını söküp de oradan bir işlem yaptırmanıza veya herhangi kart üzerinden söküp de bir müdahale ettirmenize gerek yok. Şimdi başlat beklet tuşuna bakın, altımızda 3 saniye, iptal 3 saniye. Yani programı zaten iptal ettiğimiz zaman programı otomatikman kendine reset atıyor kart. Yani şu şekilde makine çalışırken veya hataya girdiği zaman şunu elinizi 3 saniyeye kadar basılı tutuyorsunuz. Bu şekilde cihaz programını iptal ediyor. İptal ettikten sonra yani hafızadaki programı siliyor ve aynı zamanda reset işlemi de oluyor bu. Cihazda eğer arıza varsa, diyelim ki herhangi şu ışıklardan biri yandı, arızaya geçti, bu şekilde reset atmış oluyorsunuz. Cihazdaki arıza yalnız çözülmez. Eğer diyelim ki suyunuz az akıyordu, cihaz hataya girdi, tekrar bu reseti iptal edip yaptınız, tekrar açtınız, çalışır. Ama diyelim ki motor arızalı, motor arızalıysa bu resetle, bu reset atmayla motor düzelmez. Onu bilin. Yani ilk önce bu arızaların hangi anlama geldiğini öğrenmeniz lazım. Eğer ki Beko bulaşık makinesi bu şekilde arıza ışıkları yanıyorsa yorumlar kısmına yazın. Onların ne olduğunu size söyleyelim. Ona göre siz de reset atarak düzelebilir veya düzelmez hakkında bilgi verebiliriz. Bakın şu anda programımızı bitirdi. Artık hafızadaki programı sildi. Siz tekrar istediğiniz programı vererek yeniden çalıştırma işlemini yapabilirsiniz. Yani hem iptal ediyor hem de reset atıyor. İkisi aynı şeydir. Bilginiz olsun. Eski cihazlarda sadece böyle söküp de reset atma işlemi vardır. Bunlar da direkt kart üzerinden yapabilirsiniz. Hiç sökmeye gerek kalmadan. Videomuzu beğenerek daha çok kullanıcıya ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Bizi takip etmeye devam edin.